Arkadaşlar hepinize merhaba, bugün sizlere Minecraft'ta nasıl çamaşır makinesi, çalışan çamaşır makinesi ve nasıl papağan kafesi yapılır onu göstereceğim. İsterseniz önce bir papağan kafesinden başlayalım. İhtiyacımız olan malzemeler, şöyle koy göstereyim. Papağan yumurtası, sonrasında tahta bloğu, cam ve şu itiş şeyi. Bir de yarım blok lazım. Herhangi bir yarım blok olabilir. Şimdi yapmamız gereken şey çok basit arkadaşlar. Öncelikle 3 tane tatlı bloğunu yan yana koyuyoruz. Daha sonra buraya hiçbir şey koymuyoruz. Buraya sadece bir itici koyuyoruz. Sonrasında buraya cama koyuyorum. Bunu buraya değil, buraya koyuyorum. Camı kırıyorum ki papağanı önce buraya iteceğiz, sonrasında camın üstüne sokacağız. Sonrasında taş düğmeye basıyoruz. Papağanımızı getirdik. Şimdi aga bir olmadı. Şimdi yapmamız gereken şey önce papağanı buraya getirmek. O yüzden böyle ben şöyle bir yapayım dedim. Şöyle bir kısım. Şöyle yapıyorum. Papağanımızı koyuyorum. Koyalım. Olmadı. Şimdi burada camı itiyoruz papağana. Ve yaptığımız şunların her birini kırıyoruz ama bunun altındakini değil ha. Gördüğünüz gibi mis gibi papağan kafesi oldu. Hatta itelim. Hadi çık lan. Çık lan. Neyse çıkaralım. Neyse kayamadım. Yaban papağanı sor. Şimdi gelelim. Çamaşır makinesi nasıl yapılır? Çamaşır makinesi yapmak için öncelikle malzemelerimizi koyacağım. Altta malzeme koyacağım. Merak etmeyin. Arkadaşlar düğme de olur ama ben şalter kullanacağım. Şimdi herhangi bir duvar buluyorsunuz veya kendiniz yapıyorsunuz. Öncelikle kazanı koyuyoruz. Daha sonra yanlarına şöyle eşya çerçevesini koyuyoruz. Yanlarına kil bloğu. Şöyle. Bak koyamadım. Ha böyle. Ben yanlış koymuşum. Öne. Bu değil. Ya ben ne yapıyorum ya? İnce camı alıyoruz. Cam levhasını. Ben ne yapıyorum? Buraya cam levhasını koyuyoruz. Daha sonra buna üstüne böyle yapıp şalterle de bunun açılmasını sağlıyoruz. Şimdi ne alıyorum? Suyu koyduk mu? Bitiyor arkadaşlar ve bitti. Böyle bir çamaşır makinesi. Bence güzel arkadaşlar. Ve buzdolabı yapımına gelelim şimdi. İhtiyacımız olan eşyalar şu demir bloğu, düğme, fırlatıcı ve demir kapı. Şimdi böyle bunları koyuyorum. Sonrasında buraya düğmemizi koyuyorum. Önce düğmeye mi koyulur? Neyse. Sonra böyle zıplıyoruz. Bu kapıyı koyuyoruz. Sonra bunu kırıp bunu koyuyoruz. İçine ise herhangi bir şey koyabilirsiniz. Ben et koyacağım. Şöyle. Koydum. Şimdi düğmemizi koyup çalıştırmak kalıyor. Gördüğünüz gibi şuradan et çıktı. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.